Anadolu sevgi hoşgörü yurdu. Bu yolu erkanı erenler kurdu. Nerede Mevlana'mız? Yunus ne oldu? Özümüzü dara çekelim kardeş. Heybesinde güneş yollara düşmüş. Bak Ahmedi hani kapına gelmiş. Taptuk Emre dosta varalım demiş. Hanemize buyur edelim kardeş. Ocak başımıza alalım halleş. Ve bu şiirde de olduğu gibi şimdi bir esinti yapalım. Kim yazmış bu şiiri? Bu şiir bize gelen bir şiir. Evet. Uzunca bir şiir. Hepsini okumadım. Evet. 8-9 dörtlük bir şiir. Bu şiirden girelim derim Anadolu kapısından. Nedir Mevlana? Mevlana'dan Ahmedi Hani'ye uzanan yol. Şimdi Anadolu ve Kürdistan deyince benim aklıma iki büyük düşünce burcu gelir. Mevlana ve Ahmedi Hani. Mevlana deyince şüphesiz insanlığın bugünkü sorunları hemen aklım beni ilgilendiriyor birinci derecede. İnsanlığın bugünkü can alıcı temel sorunları geçmişteki bu düşünce burçlarının eserlerinde yaşıyor mu yaşamıyor mu? Daha doğrusu onların dertleri, onların büyük çelişkileri, amaçları, düşünce dünyasında yer alan o ışıltılı idealleri bugün yaşıyor mu yaşamıyor mu? Hep bu açıdan baktım ve ister istemez ilk planda karşıma bunlar geliyor. En çok bunlar yaşıyor gibime geliyor. En derinlikli düşünce, en derinlikli düşünceyi bunlarda buluyorum ben. Şüphesiz tarihe bakınca. Şimdi Mevlana çeşitli kültürlerden geçerek gelen bir insan. Mevlana'nın kökünde Brahmaizm var. Brahmacılık biliyorsunuz bir Hint dinidir ve Brahma'nın kendisi tanrıdır ama ölümlü bir tanrıdır. Ölümlü bir tanrı. Kainattaki bütün güzellikler Brahma inancına göre bu tanrının ruhani ve cismani varlığında gizlidir. Bütün güzellikler. Bir Brahmacının amacı da bu ölümlü tanrının ruhani ve cismani varlığında gizli olan bu güzelliklere erişmedir. Yani onların sırrına vakıf olmak ve kendisine dönmek. Yani kendisini yeniden keşfetmektir. Brahma ile birleşmek ve birlik ummanında son şeklini almaktır. Şimdi Mevlana'nın kökünde bu var, bu düşünce var. Şüphesiz İrani kültürle iç içedir. İran deyince de akla, Zerdüşt dini akla gelir ilk planda. Zerdüşt'ün felsefesinden etkilenmiştir. Anadolu'ya geçtiği zaman da eski Anadolu kültürleriyle ki şok tanrıcı dönemin kültürleri bunlar. Onlarla iç içe geçmiştir. Birinci planda Yunan kültürüyle, mitolojisiyle, Herodot'un hatta tarihiyle iç içe geçmiştir. Bir de güneyden gelen İslam'ın etkisi vardır. Ki İran'da iken etkileniyor ve İslam'ın etkisi vardır. Yani akla şu geliyor. Bir, Anadolu medeniyetleri. İki, Zerdüşt dini, 3 İslam, 4 Hint. Mevlana'nın zemini budur. Zemini bu. Derinliğini, büyüsünü, güzelliğini buradan alıyor. Mistik bir atmosfer olarak düşünün. Bu mistik atmosferin içinde yaşayan ve insanlığın da bugün dertleri olan, sorunları, büyük sorunları olan, idealleri olan noktaları ben diyorum gözden geçirelim. Ben başta aklıma şunlar geliyor. Mevlana'da, Mesnevi'de olsun, Divan-ı Kebir'de olsun. Onun Mevlana'yı Mevlana eden noktalar bence birinci planda özgürlüktür. Birkaç temel nokta vardır. Onların üzerinde durayım.
özgürlük konusunda Mevlana tutarlıdır. Ve şöyle der: ayran kasem önümde oldukça, vallahi kimsenin balını düşünmem ben. Azıksızlık ölümle kulağımı bursa bile, hürriyeti kulluğa satmam ben. Şimdi burada bir felsefe vardır, özgürlük felsefesidir. Bu felsefe bugün insanlığın ideali. Yani insanlığın bütün sanatında, eyleminde, geleceğinde, mevcut varlığında bu öz vardır. Bundan vazgeçmiş değildir. Amaç haline getirmiştir bunu. Diyor ki Mesnevi'de, bağı çöz, hür ol ey oğul. Niceye bir gümüşe altına bağlanacaksın. Şimdi zaten batini felsefesinde de vardır. Yani özgürlük tutkusu ile mülkiyete karşı duruş tutarlı iki nokta olarak görünüyor. Yani biri bir yerine tamamlıyor. Buradan söze girdim, sakın konsantrenizi bozmayın. Hı hı. Bu mülkiyetin içerisinde kutsal mülkiyet de var mı, kadın mülkiyet? Kutsal mülkiyet, yani şu, bilemiyorum, şöyle bakmak lazım. Yani insanın kendi cinsini, kendi dışında olan mallar dünyası mülkiyeti burada esas. Ama insanın insan üzerindeki mülkiyeti zayıf. En büyük mülkiyet duygusu da odur. Zaten insanlık malları paylaştı. Bu iş bitmiştir. Ama bir de insanlık hiç sözünü etmediği bir başka nokta vardır ki insanın insanı paylaşması, insanın insan üzerindeki denetimi, insanın insanı kontrol etmesi ve insan üzerindeki sahiplik duygusu. Bu sufilerde zayıf. Evet. Ama mala karşı tavırda ise tutarlı bir tavır vardır. Hatta bugünkü devrimcilerin, komünistlerin tavrıyla eş anlamlıdır. Yani mülkiyet duygusuna, mala karşı tavır, Mevlana'nın tavrı ile bir komünist tavrı arasında fark göremiyorum ben. Diyor ki, geminin içindeki su gemiyi batırır, geminin altındaki su ise gemiye arka olur. Burada Mevlana'nın özgürlüğe ilişkin yine bir şey var. Diyor ki, kul ol da yeryüzünde at gibi hür, at gibi hür yürü. Cenaze gibi halkın boynuna binme, sırtına yük olma. Şimdi bakın, Mevlana tartışmaları Türkiye'de olabilir. Mevleviler onun mistik yönünü, onun mütevekkil yönünü ön plana çıkarıyorlar. Bu dikkatimden kaçmıyor. Ama inanın ki Mevlana'daki öz budur. Mevlana yola çıkarken Mevlevilik tarikatı oluşturacağım, Mevlevilik oluşturacağım diye yola çıkmadı herhalde. Ondan sonra oluşturdu, şüphesiz, değil mi? Şüphesiz. Öyle bir amacı yoktu. Ama en büyük amacı insanı kurtarmakta. Yani hocalığının amaçlarından birisi de buydu. Kaldı ki kendisi düşüncelerini yazılı hale getirme diye bir niyeti de yoktu. Birilerinin baskısıyla Mesnevi'yi yazdı. Burada mülk edinmeye ilişkin bir görüşünü daha şey yapmak istiyorum. Şüphesiz bunlar Farsça yazılmış. Mevlana'nın dili Fars dilidir. Hatta İranlıların bir bölümü diyorlar o şeydir, bize aittir diyorlar ama bana göre ilgisi yok. Farsçadır, çevrilince bozuluyor büyüsü, şiirin büyüsü bozuluyor. Bu dünya tümden onun mülküdür de, gönlünün gözünde hiçbir şey değildir, mal, mülk. Burada Mevlana'yı etkileyen düşünürler üzerinde dururken dikkatimi çeken bir nokta var. Şimdi Mevlana eski Ermenistan'dan, Kürdistan'dan geçerek gelmiş. Tabii İran, Belh kökenlidir. Mevlana'yı etkileyen düşünürlerden bir tanesi Abul Vefa'dır. Vefai Kürdidir. Yani Kürt kökenli olan bir düşünürdür ve
kendi çağında büyük etkisi olmuştur. Hem Mevlana'yı etkilemiştir, hem de Baba İshak ayaklanmasının düşünce babası olan Baba İlyas'ın düşüncelerini etkilemiştir. Burada bakıyorum mesela Mevlana tartışırken Ebul Vefa'nın, yani Vefai Kürdi'nin adı geçtiğinde yine inkarcılık çıkıyor. İnkarcılığı da Mevlevilerin düşünürleri yapıyor. Bugünkü yaşayan düşünürleri yapıyor. Ya bu Ebul Vefa'yı Kürdi'dir. Böyle anılıyor. Şiirinde de var. Diyor ki Kürt yattım, Arap kalktım. Bunun bir anlamı vardı. Köküm Kürttür. Ama ben bir aşama geçirdim. İslam'a geçince düşüncem değişti diyor. Kürt yattım, Arap kalktım. Mevlana'nın da en çok hoşuna giden budur. Bunu inkar etmek için, yani korkunç bir şey. Yani bu nereye varacak, insanlık nereye gidiyor bilemiyor. Bunu inkar etmek için çeşitli teoriler uyduruluyor. Diyor ki, bir tanesi kalkıp diyor ki, bu konuda derinliği olan bir insan, adını vermek istemiyorum. İşte diyor, Ebul Vefa'nın gelini Kürt'tü diyor. Onun için Vefa'yı Kürdi dediler ona. Bu tip şeyler. Analar Günü olduğu için bir de Mevlana'nın kadın sorunuyla ilgili bir görüşünü burada koymak istiyorum. Hocam, orada beklersen telefonlardan bir tanesini tesadüf aldılar arkadaşlar. Tamam. Herhalde tamam. Almadınız mı? Peki. Buyurun. Kapatmışlar. Şimdi diyor ki birileri, bir kadının kötü bir iş yüzünden yüzü sarardı mı, Tanrı onu çarptı da zühre yıldızı yaptı. Utanç verici bir iş yapmıştır bir kadın. Tanrı da onu çarpmış, zühre yıldızı yapmıştır. Yani göğün derinliğine sürmüştür. Zühre yıldızı da biliyorsunuz parlak bir yıldızdır. Şimdi Mevlana diyor ki, bir kadını zühre yapmak çarpmaktır da toprak olmak, balçık kesilmek, çarpılmak değil midir a inatçı? Şimdi biliyorsunuz insanın yaratılışında balçık vardır. İlk yaratılan da erkektir, Adem'dir. İşte kadın da onun kaburga kemiklerinin, eye kemiğinden yaratılmış bir insan. Şimdi burada balçığı küçümsüyor. Can seni güzelim gökyüzüne götürürken sen tutmuşsun aşağılarda balçık kesilmişsin. Erkeğe diyor bunu. Bu öbür çarpılmaya karşı pek hem de pek aşağılık bir çarpılıştır. Yani birisi kalkmış bir sezenişte bulunmuş. Kadını küçümsemiş ama verdiği cevap çok anlamlı bir cevap. O yükseldi diyor. Sen diyor aşağılaştın diyor. Ama tabii bu kızgınlıkla söylenmiş bir şey. Ama bunda bir yaklaşım var, bir görüş vardır. Bunu dikkate alıp, benim dikkatimi bu çekiyor.